Soğuk bir Erzurum gününde Azizye ilçemizin Ocak mahallesinde bulunan 1 megawatt kurulu gücü olan güneş enerji santralimizdeyiz. Yaklaşık bir yıldı aşkın süredir bu santral belediyemize çok ciddi anlamda katma değerli bir hem enerji üretiyor hem de tabiri caizse para kazandırıyor. Tabii biz bu yatırımları yaparken özellikle doğuda işte soğuk iklimlerde bu tür yatırımların olması ile ilgili bir takım dezavantajlı durumlardan bahsediliyordu. Ama bakınız şu anda öğlen saatlerindeyiz ama kapalı bir Erzurum günündeyiz. Yani güneş bakarsanız bulutların arkasında. Fakat ben sürekli takip ediyorum üretim gücümüzü. Şu anda telefondan da takip ediyorum. 607 kilovata yakın bir anlık enerji üretimi şu anda bu santralde oluyor. Tabii bunun sebebi güneşin olmaması fakat etrafındaki karların olması. Yani yansıma ve ışıktan kaynaklı bir üretim söz konusu. Güneş olmadığı halde, kapalı bir hava olduğu halde bu üretimi neye bağlayabiliriz? Adeta tabiri caizse kardan elektrik üretiyoruz diyebiliriz. Çünkü şu anda bulunmuş olduğumuz bu ortamda bu kar olmasaydı, bu beyazlık, bu ışıma olmasaydı bu elektriği bu güneşle üretemiyor olacaktık. Dolayısıyla bu da Erzurum'un bu anlamda aslında ön plana çıkarmamız gereken potansiyellerinden bir tanesi. Zaten Erzurum'da kapalı havanın gün sayısı az ama buna rağmen yine kapalı havada bu elektriği üretebiliyorsak bu da Erzurum'un ve karın bize sağlamış olduğu bir nimettir. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz bu yatırımla da hem belediyemize katma değer sağlıyoruz hem de ilçemizin büyük bir kısmının da elektrik enerjisini üretmiş oluyoruz. 1 megawattlık güneş enerji santrali tam kapasiteyle çalıştığı zaman ki şu anda tam kapasiteye yakın bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık aylık 900 tane hanenin elektrik enerjisini üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da biz bu santralden yaklaşık 900 tane haneye elektrik üretmiş olacağız. Elbette ki önümüzdeki süreç içerisinde bu yatırımı bir miktar daha büyütmeyi hedefliyoruz. İfade edeyim, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi gündeme geldiğinde Erzurum soğuk iklim, güneş yok, güneşin olmadığı zamanlarda nasıl elektrik üretilecek diye sürekli dezavantajlı konulardan bahsediliyordu. Bizim bu anlamdaki en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de bunun örnek olarak diğer yerlere sergilemek. Az önce de ifade ettiğim gibi adeta kardan elektrik üretiyoruz. Bu ışıma olmasa, bu yansıma olmasa şu anda bu elektrik üretimi de gerçekleşmeyecekti. Şimdi güneş enerjisi santrallerindeki en önemli durum elbette ki ışıklanmadır. Çünkü bu paneller almış oldukları ışıklar sayesinde enerji üretiyor. Şimdi bakınız, kışın güneşli saat gün içerisindeki güneşli geçen saat sayısı ortalama 7-8 saat. Yazın bu 16 saate kadar çıkıyor. Yani yazın gündüz daha uzun, gece daha kısa, kışın da tam tersi. Ama biz elimizdeki verilere baktığımızda bazı günlerde görüyoruz ki kışın güneşli saat sayısı az olmasına rağmen yazın 16 saatte ürettiğimiz enerjiyi kışın 7-8 saatte üretebiliyoruz. Bunun da yine en önemli sebebi elbette ki kardan kaynaklı olan bu yansıma ve bu ışımadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla yazın uzun süren güneşli saatlerdeki enerjiyi kışın böyle kısa saatlerde ürettiğimiz zaman da bu da bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Kışla yaz arasındaki bu denge de bu şekilde kurulmuş oluyor. Bu poli miydi, mono? Bu poli. Öbüründeki şartnamede ne var? Konu mono. Mono. Tek kristal taşı. Şu an hiçbir panelimiz yok. Görebiliyor muyuz? Açılıyor. Mi? Açılıyor. Üretim. Şu üretimi şu taraftan göster. Ha tamam. Bunları keşke. Da al böyle şey olsun. 250-300 arasıydı. Geçen sene çok verimliydi.
Ha, şebekeye verdiğiniz üretim şebekeye gitti. Bunu uzaktan okuyorlar değil mi? Evet hocam, uzaktan okuyorlar. Belli başlı şeyler için. Burada inverterler mi? Evet. İnverterler değil mi? Geldiği yer. Dönüştü. Yani tamamen buraya bağlandı.